Demek İlhan takas sırasında vuruldu. Hem de olay yerinde bir bebek vardı. Sayın savcım, bakın... Yani siz diyorsunuz ki Rıza Müdür kurtarmak için el kadar bebeğin hayatını riske attık. Öyle mi? Kesinlikle hayır. Yapmayın müdürüm. Her şey apaçık ortada. Şüpheli şahsı kendi evladını kullanarak oyuna getirmişsiniz. Size soruyorum. Böyle önemli bir operasyona kendi başınıza nasıl karar verdiniz? Rıza o sırada tutsaktı savcım. Operasyonu yöneten o değil, bendim. Hızlı karar almamız gerekiyordu. Gerekeni yaptık. Sonuçta da kimse zarar görmedi. İlhan Kansu hariç. Vücudundan 4 kurşun çıktı. Kurşuna mı dizdiniz? Yoksa aranızda kura çekip bir kişi mi ateş etti? Onlar da bize ateş açtı. Fark etmez. Böyle başınıza buyruk hareket edemezsiniz. Kayıtsız iş yapamazsınız. Kendi başınıza adalet dağıtamazsınız. Yaparsanız da polis olamazsınız. Çete olursunuz. Çete. Çok ileri gittiniz savcı bey. Ben ömrümü bu mesleğe verdim. Bir ömrüm daha olsa onu da veririm. Ama bunları duymak zorunda değilim. Hakkımda şüpheniz varsa etrafınıza Rıza Baba kim diye bir sorun. Çete miyim, değil miyim size bir anlatsınlar. Tamam mı? Rıza Müdür, bu muameleyi hak etmiyor savcım. İnşallah yanlışınızdan dönersiniz. Güle güle müdürüm.